devreye aldık. Cazibe merkezlerini destekleme programı, sosyal gelişmeyi destekleme projeye 1,36 milyar lira kaynak aktardık. Geçici ve kalıcı iş yerleriydi. Türkiye diri fay hat faylarının paleosismolojik özelliklerinin belirlenmesi Rekabet öncesi işbirliği programı ile milli tasarım çiplerin endüstride kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi Rehberliği'nde hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisindeki hedeflerimiz doğrultusunda 2018'de %19 olan imalat sanayinin milli gelir içindeki payını 2022'de %22'nin üzerine çıkardık. İmalat sanayi ihracatını 167 milyar dolardan 240 milyar dolar seviyesine yükselttik. Stratejideki hedefimizi aşmış olduk. Stratejimizi 12. Kalkınma Planı ile uyumlu olarak yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim odağında güncelliyoruz. Katma değerli üretimi artıracak, cari açığı azaltacak projeleri ARGE'den yatırıma desteklediğimiz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programına devam ediyoruz. Program kapsamında makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ile dijital dönüşüm çağrılarını tamamladık ve proje uygulamalarını başlattık. Orta yüksek ve yüksek teknoloji odaklı 65,9 milyar liralık yatırım tutarında 185 proje ile cari açığın kapanmasına yılda 7 milyar dolar katkı sağlayacağız. Yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler çağrısı ile sanayimizin yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracağız. 3 milyonu aşkın girişimin ARGE, fikri mülkiyet, yatırım, dış ticaret, istihdam ve mali verilerinin bütünleşik şekilde yer aldığı girişimci bilgi sistemi ile sektörlerin nabzını tutuyoruz. Bakanlığımızca yürüttüğümüz destek programları ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlara ilişkin etki değerlendirme çalışmaları yapıyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bugün saygıdeğer komisyon, komisyon üyelerimizle de bir kısmını paylaştık. Kamu alımlarında yerlileşmeye öncelik öncelik veriyoruz. Rüzgar türbinlerinden meteorolojide kullanılan radyosonde cihazına, elektrikli şehir içi otobüslerden şarj istasyonlarına, kamu alım süreçlerinde yerli teknoloji kullanımını sanayi işbirliği projeleriyle sağlıyoruz. Kamu bilişim alımları yetkilendirme sistemiyle bilgi güvenliğini destekledik, yerli yazılım kullanımının önünü açtık. Sanayinin bilgi ve iletişim güvenliği rehberi kapsamında yürüttüğümüz faaliyetler ile işletmelerimizin siber dayanıklılığını artırıyoruz. Bakanlık olarak sunduğumuz desteklerle ağ ve altyapı, sistem, uç nokta ve bulut güvenliği gibi ürünler sunan yerli siber güvenlik ekosistemi inşa ettik. Cumhurbaşkanımızın başkanlık edeceği Sanayileşme İcra Komitesi'nin alacağı tedbirlerle yerleşmeyi ve teknoloji kazanımını kamu alımlarının odağına yerleştireceğiz. Sanayicilerimize altyapısı güçlü ve çevre dostu planlı sanayi alanları sunuyoruz. Son 21 yılda sayısını 192'den 353'e çıkardığımız organize sanayi bölgelerimizde üretimde olan parsellerin sayısı 11 binden 58 bine, çalışan sayısı 415 binden 2,5 milyona yükseldi. Aynı dönemde 74 ilde 155 OSB projesi için 38,2 milyar lira. Kurduğumuz modern sanayi siteleri için ise 67 ilde 144 projeye 11,4 milyar lira kaynak kullandırdık. Son bir yılda ilan ettiğimiz 10 yeni alan ile sayısı 39'a ulaşan endüstri bölgelerimizde orta yüksek ve yüksek teknolojili stratejik yatırımları önceliklendirerek destekliyoruz. Ulusal sanayi alanları master planı ile lojistik bağlantıları dikkate alarak kümelenme anlayışına uygun sürdürülebilir yeşil sanayi alanları oluşturacağız. Yatırım teşvik sistemimiz ile bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıyor, katma değerli üretimi destekliyor ve üretimde teknolojik dönüşümü sağlıyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında 285 bin ilave istihdam sağlayacak yatırım tutarı 1 trilyon lira olan 12.987 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Yatırım teşvik belgesi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %29 artış sağlanmış olması yatırım iştahının devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Yatırımcılarımıza bu yıl 7 milyar lira nakli destek ödemesi gerçekleştiriyoruz. Yatırım teşvik sistemimizi revize ederek büyük ölçekli yatırımlarla arz güvenliğini sağlayacak, yüksek teknolojiye yönelik yatırımları artıracak Böylece cari açığın azaltılması ve fiyat istikrarı hedefine daha fazla katkı vereceğiz. Türkiye'nin yeni nesil endüstri politikasının somut örneği tok proje bazlı teşvik sistemimizle gerçekleşti. İlk kez bir sivil teknoloji girişimine teşvikler kapsamında kamu alım garantisi sunduk. Arge, yerli teknoloji ve tedarik ekosistemi yol haritası oluşturduk. Önümüzdeki dönemde batarya teknolojileri, çip üretimi, uzay teknolojileri, biyoteknoloji, hiperölçekte veri merkezleri, güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi sistemleri alanlarında lider teknoloji girişimlerini destekleyeceğiz. Bölgesel gelişme politikalarıyla refahın yurt satında dengeli bir şekilde yayılmasını sağlıyoruz. 12. Kalkınma Planımız uyumlu olan bölgesel gelişme ulusal stratejisini, bölge planlarını, GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planlarını hazırladık. Bugüne kadar kalkınma ajanslarımızla 25591 projeye 42,2 milyar liralık destek sağladık. Kent ekonomilerini canlandırmaya yönelik cazibe merkezlerini destekleme programı ile 14 ilde 159 projeye 7 milyar lira destek verdik. Sosyal gelişmeyi destekleme programı ile 81 ilimizde 680 projeye 2,7 milyar lira kaynak ayırarak dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağladık. Çalışan ve üreten gençler programında 110 projeye 1,9 milyar lira destek sağladık. Projelerle 53 bin genç ve kadın emekçimizin istihdam edilmesini hedefliyoruz. Sosyal etki tahvili uygulamasını ilk kez kalkınma ajanslarımızla yazılım alanında istihdam garantili eğitim projesiyle hayata geçirdik. Bölge kalkınma idarelerimiz ile tarım ve sulama, kültür, sosyal kapsayıcılık, turizm, kırsal kalkınma, sanayi ve enerji alanlarında projeleri destekliyoruz. Bölge kalkınma idarelerimizde son 10 yılda 5.890 projeye 20,5 milyar liralık kaynak aktardık. GAP Bölge Kalkınma İdaresinin görev süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 5 yıl daha uzatıldı. 2024-28 yeni nesil eylem planlarımızda GAP bölgemizde hassas tarım ve turizm, DOKAP bölgemizde yeşil yol ekseninde turizm, KOP bölgemizde su yönetimi ve verimlilik, DAP bölgemizde ise hayvancılık öncelikli dönüşüm programlarımızın ana eksenlerini oluşturacak. Uluslararası fonların bölgesel kalkınma amaçlı kullanımını önemsiyoruz. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimizin koordinasyonunda toplam 363,3 milyon avroluk dış kaynak kullanımı gerçekleştirdik. Ayrıca Girişimcilik, tedarik zinciri, akıllı uzmanlaşma, yaratıcı endüstriler ve sosyal girişimcilik alanlarındaki projelerimize 263 milyon avro ile ilave dış kaynak sağlıyoruz. İlk kez hazırladığımız bölgesel girdi çıktı tabloları ile bölgelerde iktisadi gelişmelerin etkilerini ve sektörler arası ilişkileri analiz etme kabiliyeti geliştirdik.